SCP-6 nesne sınıfı güvenli. Kurucuların emri üzerine bu SCP sadece yöneticilere açıktır. Yönetici izni tanımlanmıştır. Açıklama. SCP-6 Astrakhan'ın 60 km batısında bulunan küçük bir su kaynağıdır. Vakıf yönetimi bu kaynağın varlığından 19. yüzyıldan beri haberdardır. Fakat 1991'e kadar politik sorunlardan ötürü kaynağı ele geçirememiştir. Kaynağın olduğu noktada varlığını gizlemek için bir kimyasal fabrikası kurulmuştur. Personeller genel olarak SCP Vakfı ve Rus hükümeti tarafından seçilmiştir. Kaynaktan çıkan su incelendiğinde basit kaynak suyu olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat suyun sağlık konusunda değişik özellikleri vardır. Sıvıyı içtikten sonra insan vücudunda şu değişiklikler meydana gelir. DNA üzerindeki herhangi bir hasarı iyileştirme, hücre yenilenmesini hızlandırma, bağışıklık sisteminin radikal bir şekilde hızlanması. Hayvanlarda denendiğinde zararlı bakteri ve virüslerin anında yok olduğu gözlemlenmiştir. Çoğu kuş ve sürüngen sudan etkilenmese de primatların da insanlar gibi etkilendiği görülmüştür. Özel saklama prosedürleri. SCP-6'nın doğası gereği gelişmiş bir koruma sistemine gerek yoktur. Aşağıda listelenen maddeler personel güvenliğinden çok bir gizlilik sağlanması içindir. Aşağıdaki maddelerin uygulanması SCP-6'nın varlığının gizlenmesi ve varlığının reddedilmesi için gereklidir. 1. SCP-6 ile iletişime geçen tüm personel modifiye edilmiş 6BNC kıyafetlerini giymek zorundadır. Personel SCP-6'ya erişmeden önce SCP-6B ya da SCP-6C belgelerini okumalıdır. SCP-6A belgesi bu belgelerden tek doğru olanıdır ve sadece O5 üyeleri görüntülenebilir. Personelin kıyafetleri doğru giydirip giyilmediğini kontrol etmek için bir su havuzuna batırılmaları lazım olup, çıkan herhangi bir hava kabarcığı kıyafetlerde delik olduğu anlamına gelmektedir. SCP-6 ile uyumlu tüm prosedürler en yüksek dikkat ile gerçekleşmelidir. SCP-6'ya dokunulması durumunda prosedür 6XAA12 etkinleştirmelidir. Personelin bir zehir tehlikesi olduğuna inandırılması ve odayı boşaltması gerekmektedir. 3. SCP-6'dan alınan sıvıların kullanılması sadece 3-5 direktörünün onayı ile gerçekleştirilebilir. Sıvı sadece 4 kez yalıtımlanmış konteynerlarda silahlı personel ile taşınmalıdır. 4. Eğer personel herhangi bir şekilde SCP-6 veya içindeki sıvı ile temasa geçerse hemen alıkonulmalı, üzerinde araştırma ve testler yapıldıktan sonra da anında infaz edilmelidir. SCP-6'nın doğası gereği en etkili metot ateşe vermektir.